araştırmasının dinlerin teolojilerine uygunluğu meselesi hakkında bir şeyler anlatacak. İzninizle hocamızı kısaca bir tanıtmak istiyorum. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan hocamız, Atatürk Üniversitesi'nde yüksek lisansını Yahudilikte ve Hristiyanlıkta kardeşlik anlayışı üzerine yapmıştır. Yine hocamız doktorasını Atatürk Üniversitesi'nde İbrahim'i dinler olgusu üzerine tamamlamıştır ve akabinde Akdeniz Üniversitesi'nde göreve başlamıştır. 2019 ve 2022 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'ne görev yapan hocamız, 2022'den bugüne İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde görevine devam etmektedir. Hocamızın çeşitli kitaplarda hem bölümleri hem de kendisinin yazmış olduğu bazı kitaplar bulunmakta. Tarihten Günümüze Yahudilik isimli bir kitapta Tanata Kardeşlik üzerine başlıklı bir yazısı. Hazreti İsa'nın ve Pavlus'un Tanrı'nın krallığına dair öğretiye yaklaşımı isimli de bir yine kitap bölümü bulunmaktadır hocamızın. Ben sözü daha fazla uzatmadan hocamıza bırakmak istiyorum. Buyurun değerli hocam. Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Öncelikle sizleri DTA Akademi'nin değerli yetkililerini, değerli meslektaşlarımı ve şu anda bu seminere katılan bütün katılımcıları, hocalarımızı, öğrenci arkadaşlarımızı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. DTA Akademi'nin bu seminerler dizisini biz de elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda ben özellikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ve nazik davetiniz dolayısıyla da elbette DTA Akademi'ye, onun değerli yetkililerine buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum. Şimdi değerli katılımcılar, değerli hocalarım, bugün nasip olursa benim doktora tez konumda olan İbrahimi dinler kavramsallaştırmasının dinlerin teolojisine, teolojilerine uygunluğu meselesini burada değerlendirmek istiyorum. Burada İbrahimi dinler kavramsallaştırması tabii çok geniş bir konu. Burada ifade edelim. Ben sadece özellikle Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam özelinde bu kavramsallaştırma nasıl algılanıyor ve bu kavramsallaştırma karşısında dinlerin teolojileri nasıl bir tavır sergileyebilir, nasıl bir durum ortaya koyabilir? Bunu tespit etmek, analiz etmek istiyorum. Elbette ki öncelikle şunu söyleyeyim Elif Hanım, süremiz ne kadar? Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim. Hocam yine yaklaşık olarak 1-1,5 saat olarak biz bu şekilde yapıyoruz ama siz tabii nasıl takdir ederseniz yani konunun gidişatına bağlı olarak biz size uyum sağlarız bu şekilde. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Şimdi evvela şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi insanoğlu, insanlık tarihinde elbette ilk insan neslinden bu tarafa inandığı objeye, hakikate ya da kutsala farklı anlamlar yüklemesinin bir sonucu olarak inanma ihtiyacını karşılamak için kurumsal yapılar oluşturmuştur ki biz buna din adını veriyoruz. Bu din adı verilen yapıları önce ortaya çıkarmış, ardından çoğaltmış ve çeşitlendirmiştir. Böylelikle bütün bir insanlık tarihini değerlendirdiğimizde, ele aldığımızda bütün insanların hep birlikte inandığı ve mensup olduğu bir din, tek başına bir din, dünya ve insanlık tarihinde hiçbir zaman mevcut olmamıştır. Aksine ilk zamanlardan itibaren günümüze gelinceye kadar dünya, İrili ufaklı binlerce dine, dinimsi yapıya ve bu dinlere mensup insanlara ve toplumlara elbette tanıklık etmiştir. Bu durumun günümüzde yaşayan ya da yaşayamayan bütün dinleri, her biri bir diğerinden tabii farklı olan dinleri, araştırmakla görevli olan dinler tarihi biliminin elbette işini zorlaştıracağı aşikardır. O nedenle modern anlamda yaklaşık 170 yıllık bir geçmişe sahip olan dinler tarihi, İlk bakıldığında son derece karmaşık bir görünüm arz eden dinleri incelerken işini kolaylaştıracak bir takım metotlar geliştirmiştir ki bu metotların ya da yöntemlerin başında dinlerin çeşitli ölçütler esas alınmak suretiyle gruplandırılması ya da tasnif edilmesi gelmektedir. Elbette ki dinler tarihinde en çok tartışılan meselelerden biri de dinlerin tasnifi meselesidir.
Din olgusunun son derece farklı şekillerde gerek din bilimcileri gerekse sıradan halk insanlar tarafından, toplumlar tarafından tanımlanmasının bir sonucu olarak din bilimciler dinlerin tasnifini de aslında çok farklı şekillerde yapmışlardır. Bu nedenle birçok din tasnifinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Kimi zaman mekan ve coğrafyanın, işte kimi zaman tarihin, inanılan yüce varlığın sayısının, kimi zamanda milli ya da evrensel oluşun ölçüt olarak alındığı bütün bu tasnifler sayesinde dinlerin daha kolay anlaşılabileceği, açıklanabileceği ya da anlaşılabileceği ileri sürülmektedir. Çeşitli tasnif biçimleri var. Ben bunlara çok girmek istemiyorum. Sadece mesela birkaç örnek vereceğim. Johann Wach mesela dinleri kurucusu olan dinler, evrensel dinler diyerek iki kısımda değerlendirirken, Anna Maria Schimmel ise ilkel kabile dinleri, milli dinler ve evrensel dinler şeklinde bir tasnif yaparak üç kısımda dinleri değerlendirmiş ve incelemiştir. Din tasnifi söz konusu olduğunda ise elbette ki şu anda mensuplarının sayısı kabaca 4,5 milyara ulaşmış olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerinin nasıl tasnif edileceği ya da hangi grupta yer alacağı meselesi gündeme geliyor. Gerçekten de bu sorunlu bir alana karşılık geliyor aynı zamanda. Bu çerçevede kimi din bilimciler bu söz konusu dinleri sahip oldukları tanrı anlayışından aslında yola çıkarak politeist dinler tasnifinin karşısında monoteist dinler şemsiyesi altına yerleştirirken kimileri ise tanrıdan gelen vahiy olgusunu teolojilerinin merkezine yerleştirdikleri için vahye dayanmayan dinler karşısında vahye dayanan dinler başlığı altında incelemeyi uygun bulmuşlardır. Başka bir kategorilendirme biçimi olarak ise bu dinlerin ortaya çıktığı coğrafyayı, yeri esas alarak bu dinleri Orta Doğu dinleri başlığı altında tasnif edenler olmuştur. Son bir tasnif türü de belki şu söylenebilir. Nuh'un oğlu Sam'dan türeyen toplulukların dinleri anlamında bu üç din aynı zamanda Semitik dinler tasnifi yapılarak da incelenmeye devam etmektedir. Tabii sayısı çoğaltılabilecek bu tasniflere son 60 yıldır başka bir tasnifin daha aslında eklendiğini görüyoruz ki bu tasnifin adı İbrahimi dinlerdir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinleri dahil edilerek oluşturulan İbrahimi dinler tasnifi ya da kavramsallaştırması dolayısıyla bu seminerimizin ana konusunu teşkil etmektedir. Ben öncelikle bu kavramsallaştırmanın kısa bir tarihçesinden söz edeceğim. Yani ne zaman, nasıl ortaya çıkmış, kısa bir tarihsel gelişim seyri üzerinde duracağım. Ardından da bu dinlerin teolojilerine uygunluğu meselesini her üç din özelinde değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi İbrahimi dinler dediğimiz bu ifade, bu tabir, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında fikri çerçevesi Katolik oryantalist Louis Massignon tarafından çizilmeye başlanmış bir kavramsallaştırmadır. Bu kavramsallaştırma dünya insanları arasında, o dönem tabii bir buhran dönemi, İkinci Dünya Savaşı'ndan insanlık çıkmış, milyonlarca insan ölmüş, ülkeler, devletler tarumar olmuş. Böyle bir ortamda dünya insanları arasında barışı egemen kılmaya matuf girişimlerin yaşandığı o dönemde üç dine mensup insanlar arasında bir ortak nokta bulma çabasının bir sonucu olarak ortaya çıktığını görüyoruz. 1962-65 yılları arasında gerçekleştirilen İkinci Vatikan Konsili bu noktada önemli bir aslında rol oynamıştır bu kavramın tarihinde. Zira bu konsille aslında İbrahimi dinler düşüncesi bir anlamda olgunlaşma ve kilise vasıtasıyla da resmileşme sürecine girmiştir. Adı geçen bu konsilde İbrahimi dinler düşüncesiyle eş zamanlı olarak ortaya çıkan bir fikir var. Hepinizin malumu bu. Dinler arası diyalog fikri değil mi? Bu fikir İbrahimi dinler kavramsallaştırmasının aslında günümüze kadarki akacağı bir anlamda mecrayı da belirlemiştir. İkinci Vatikan Konsili'nden itibaren kullanım alanı ve yaygınlığı giderek artan İbrahimi dinler ifadesi ilginçtir zamanla akademik çalışmalara da sirayet etmiş ve bu çalışmalarda da kendisine müracaat edilen bir terim haline gelmiştir. Bu çerçevede
İbrahimi dinler ifadesi ilk kez lafız olarak 1979 yılında Amerika'da Amerikan Din Akademisi'nin gerçekleştirdiği bir kongrede kullanılmıştır. Kongrede sunulan bildiriler daha sonra kitaplaştırılmıştır ki Türkçe'ye de bu kitap İbrahimi Dinlerin Diyaloğu adıyla çevrilmiştir. Bakınız bu kitap şu anda gösteriyorum sizlere. Bu kitap 1993 yılı baskılı Pınar Yayınları'ndan o dönem çıkmış bir kitap. İsmail Raci El Faruki'nin editörlüğünü yaptığı bir kitap çalışması. İbrahimi Dinlerin Diyaloğu adıyla kitaplaştırılmış ve Türkçe'ye de çevrilmiştir. O tarihten günümüze bilimsel içerikli pek çok çalışma ve toplantıda İbrahimi dinler ve dinler arası diyalog temaları birlikte ve birbiriyle ilişkili olarak kullanılmıştır. 11 Eylül 2001 yılındaki İkiz Kulelere yapılan terör saldırılarından sonra bu kavrama, bu kavramsallaştırmaya daha fazla müracaat edilmeye başlanmış. Zira üç din arasında birliği teşvik etmek, ortak olunduğu düşünülen bir takım hususları ilgili dinlerin mensuplarını hatırlatmak için özellikle akademiya tarafından ya da siyasetçiler, politikacılar tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. İbrahimi dinler düşüncesinin ortaya çıkışında Yahudilik ve İslam'ın herhangi bir katkısı yoktur değerli katılımcılar. Bakınız burası önemlidir. İbrahimi dinler düşüncesinin ortaya çıkışında Yahudilik ve İslam'ın herhangi bir dahli, müdahalesi, katkısı, etkisi yoktur. Zira İbrahimi dinler kavramsallaştırması önce bir düşünce olarak ortaya çıkışından ardından da bir terim ve olgu olarak günümüze kadar gösterdiği bu gelişme seriyle tamamen Katolik Hristiyanlık mührü taşımaktadır. Yani Katolik Hristiyanların aslında ürettiği, tabir yerindeyse icat ettiği, kavramsallaştırdığı bir ifade halini almıştır. İbrahimi dinler kavramsallaştırması, üç dinin İbrahim adındaki ortak bir ataya sahip olduğunu varsayar. Bu çok önemli. Bundan dolayı İbrahimi dinler ya da İbrahim'in dinleri şeklindeki ifadelendirme, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın ortak mirasını vurgulayan popüler bir adlandırma haline almıştır. Bu sebeple tabii ortak ata iddiasına ilaveten daha ileri safhadaysa her üç dinin Hazreti İbrahim'in inancına dayandığı da iddia edilmektedir. Yani bu kavramsallaştırmayı savunan, çünkü teologlar ve din bilimciler var. Onlar bu iki husus üzerinde dururlar değerli katılımcılar. Hazreti İbrahim'in ortak ata olması ve her üç dinin de aslında kökende Hazreti İbrahim'in inancına dayandığı savı onların iddialarını oluşturmaktadır. Bir anlamda İbrahimi dinlerin kullanılma gerekçeleri ve fenomenolojik temeli olarak ileri sürülen tabu bu iddialar yüzeysel bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde belki kabul edilebilir görünüyor. Ancak birbirinden çokça farklı yönü bulunan bu üç dini aralarında ortak olduğu kabul edilen bir şahıstan yola çıkarak aynı grup ya da tasnif içerisine yerleştirmek ya da açıklamak tabii bilimsel ve teolojik açıdan aslında bir takım sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Birazdan bu sıkıntıları da birlikte müşahede etmiş olacağız. Günümüzde bu kavramsallaştırma artık gazete köşe yazarları, politikacılar, akademisyenler, benzer şekilde dini liderler arasında da yaygın bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Dinler arası diyalog ve misyonerlik faaliyetlerinde yine siyasi konuşmalarda da öne çıkan bu kavramsallaştırma ve onun türevleri, ki bu türevler mesela İbrahim'in çocukları, İbrahimi inançlar, İbrahimi gelenekler şeklindeki ifadelendirmeler artık eleştirilmeden büyük oranda akademik söylem içerisine de girmiştir. Bu kavramsallaştırmanın açık bir şekilde tanımı yapılmamış. Bilim insanları tarafından farklı biçimde ve muhtemelen de hatalı şekillerde genellikle kullanılmış. Ayrıca şimdiye kadar ona yönelik bilimsel ve teolojik çok az sayıda aslında eleştirel bilimsel çalışma yapılmıştır. Burası şu husus önemli. Şimdi İbrahimi dinler kavramsallaştırmasında bilimsel eserlerde basit bir din tasnifi işlevini yerine getirsin diye müracaat ediliyor olması onun gerçekten bilimsel olduğu anlamına gelemeyeceği gibi
bilimsel olmayan çalışmalarda kullanılması da bilimsel olmadığına kanıt olamaz. Öyleyse bu noktada yapılması gereken şey nedir? Yapılması gereken şey bizatihi bu tabirin kendisinin bilimsel incelemeye tabi tutulması, tarihsel arka planının ve bilimsel kriterlere uygunluğunun ortaya konulması gereklidir. Seminerin başında da ifade ettiğim gibi biz bu kavramsallaştırmanın bütün boyutlarını bu kısacık zaman aralığında burada değerlendirmeye tabi tutamayacağız. O nedenle ben tarihi kısmı ve fenomenolojik ve tarihsel arka planını es geçiyorum ve tamamen konuyu dinlerin teolojilerine uygunluğu minvalinde sınırlandırarak İbrahimi dinler kavramsallaştırmasını burada değerlendirmeye çalışacağım. Hiç kuşkusuz din bilimlerinde teolojik muhtevaya sahip veya bu iddiayla ortaya çıkmış bir kelime, kavram ya da terim, kendisiyle ilişkilendirilen dinin ya da dinlerin teolojisi bağlamında ele alınması, söz konusu ifadenin teolojik temelinin gerçek anlamda sorgulanabilmesi açısından önemlidir. O nedenle konumuz olan İbrahimi dinlerin de kendisiyle ilişkilendirildiği dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerinin teolojisine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi, bu kavramsallaştırmanın teolojik temelinin de tespiti konusunda bize yardımcı olabilecektir. Bu noktada önce Yahudi teolojisine uygunluğu meselesini ben burada tartışmaya açmak istiyorum. Şimdi Yahudi teolojisinden İbrahimi dinlere yaklaşmak ve onun Yahudi teolojisine uygunluğunu tespit edebilmek için aslında ilk yapılması gereken şey nedir? Elbette ki Yahudiliğin kutsal kitabı Tanah'a bakmak ve bu kitapta İbrahimi dinler diye bir ifade geçiyor mu onu görebilmek, tespit edebilmektir. Ancak Tanah'a baktığımızda böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Yani Tanah'ta İbrahimi dinler diye bir ifade biçimi ya da ima yolu bile olsa herhangi bir ifade mevcut değildir. Söz konusu bu metinde ne lafız ne de mana olarak İbrahimi dinler ifadesi geçmemektedir. Dolayısıyla buradan İbrahimi dinler kavramsallaştırmasının Yahudi teolojisinden bakıldığında temelsiz olduğu sonucuna ulaşmak mümkün görünüyorsa da böyle bir kanıya ulaşmak için elbette Tanah'ta bu söz konusu kavramsallaştırmanın bulunmayışının tek başına yeterli olamayacağını söyleyebiliriz. O nedenle elimizde başka kanıtların da olması gerekir. Bize bu kanıtları ne sağlayabilir? Bize bu kanıtları Yahudilikteki algılanışı çerçevesinde bir dini İbrahimi yapan hususların, yani İbrahimi din ölçüsünün açık seçik bir şekilde ortaya konulması sağlayabilir. Eğer ölçümüz, hareket noktamız bunlar olursa biz elbette ki Yahudi teolojisi açısından İbrahimi dinlerin durumunu daha net bir şekilde tespit edebiliriz. Bu noktada şu soru önemli. Yahudiliğe göre İbrahimi dinin ölçüsü ne olabilir? Yahut şöyle de sorabiliriz. Yahudi anlayışında bir dini İbrahimi yapan hususlar nelerdir? Şimdi ben bu soruyu sorduğumda araştırmam neticesinde üç temel özelliği hususu aslında tespit ettim. Bu bir nevi aslında bir dini İbrahim yapan koşullar da diyebiliriz buna. Nedir bunlar? Bir, tek tanrı inancı. İki, ahit. Üç, İbrahim'in soyundan gelme koşulu. Ben öncelikle tek tanrı inancı diyerek tespit ettiğim koşuldan ya da ölçütten başlamak istiyorum. İbrahim bir defa Yahudiliğe göre elbette ki tek tanrı inancına sahip bir kişilikti. İbrahim'in sahip olduğu tek tanrı inancı konusundaki Yahudi düşüncesi tam anlamıyla onu putperestliğin karşısında konumlandırır. Bu nedenle Hazreti İbrahim'i katı bir monoteist olarak resmeder, tasvir eder Tanah. Ki Yahudiliğin kendisi de aslında kendisini elbette kurucu atası olarak gördüğü İbrahim'in izinden giden bir din olarak kendisini konumlandırdığı için Yahudilik de İbrahim'in inancına uygun olarak kendisini tek tanrıcı bir pota içerisine yerleştirir. Bu noktadan baktığımızda Yahudiliğin İbrahim'in tek tanrı inancı konusundaki iddialarının aynı iddiaları ortaya koyan Hristiyanlık ve Yahudilikle benzeştiğini söyleyebiliriz. Bu benzeşme
Bu benzeşmeyi aslında Hristiyanlık ve İslam özelinde değerlendirdiğimizde bu dinlerin kutsal kitaplarında da görürüz. Yeni Ahit'te ve Kur'an'da Hazreti İbrahim'in tek tanrı inancına sahip olduğu defaatle vurgulanır bildiğiniz gibi. Biz bu minvalden baktığımızda Yahudiliğin kendisiyle birlikte Hristiyanlık ve İslam'ı da İbrahim'i bir pota içerisinde görme ve bu çerçevede İbrahim'i dinler terimini ya da tasnifini kendi teolojisine uygun bir kullanım olarak addetme ihtimalinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak durumun hiç de öyle olmadığı anlaşılmaktadır. Zira Tanrı'nın sayısı bakımından bu üç din arasında bir benzeşme, bir ortak nokta olsa da inanılan Tanrı'nın niteliği ve özelliklerine geldiğinde bu üç din aslında birbirinden farklılaşmaktadır. Özellikle Hristiyanlıktaki teslis inancının bu bağlamda Yahudilik için bir problem teşkil ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira Yahudi din bilimciler kendi tarihlerinde Hristiyanlığın ortaya çıkışından sonra elbette ki Hristiyanlığı genellikle teslis inancı açısından eleştirmiştir. Hatta onu putperest bir kategoriye yerleştirmişlerdir. Bildiğiniz gibi bu klasik dönem kaynaklarında çokça karşılaşılabilen bir durum. Mevcut bu durum elbette ki Yahudilikte İbrahimi din olmanın şartları arasında saydığımız tek tanrı inancı bağlamında Yahudiliğin Hristiyanlığı İbrahimi bir din olarak saymasını engel oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle İbrahimi dinler şeklindeki bu çoğul kullanımın Yahudi teolojisine uygun bir kullanım olmadığını belki söyleyebiliriz. Tabii konu tek tanrı inancı dışında Ahit ve İbrahim'in soyundan gelme olarak belirlediğimiz diğer ölçüt ve şartlara geldiğinde de aslında üç din arasındaki farklılığın Yahudi teolojisi açısından daha da belirginleştiğini görebiliyoruz. Nitekim Yahudi teolojisinde bir dini İbrahim'i yapan unsurlardan birinin de Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı ve işaretinin de elbette sünnet olduğu ahdin varlığına ve bu ahdin kıyamete kadar geçerli olduğuna inanmak olduğu söylenebilir. Yani bu açıdan yaklaştığımızda tabii Hristiyanlıkta ve İslam'da ahit bundan farklı anlaşılıyor bildiğiniz gibi. Yani Yahudilikteki ahit anlayışıyla özellikle Hristiyanlıktaki ahit anlayışının birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Elbette ki Hristiyanlık İbrahim'le bir ahit gerçekleştirildiğini kabul ediyor. Bunu inkar etmiyor. Ancak bu dine göre yani Hristiyanlığa göre Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı, gerçekleştirdiği antlaşma ne Sina Dağı'nda Musa ile yapılan ahitte ne de Yahudilik içerisinde yerine getirilmiştir. Ancak İbrahim'in gerçek çocukları ve torunları olan İsa'ya inananlar arasında gerçekleştirilmiş ve sonsuza dek yaşayacak bir ahittir İbrahim'le yapılan ahit. Paulus'un tabi bu konuda İbrahim'le yapılan ahit konusunda aslında çerçevesini çizdiği bir sınır var ya da bir anlayış var. Bu çok önemlidir. Paulus mektuplarında bunu vurgular. İbrahim'le yapılan ahdin İsa ile hükmü kaldırılan bir ahit olmayıp İsa ile tamamlanan bir ahit olduğunu Paulus vurgular. Bu çok önemlidir. Burada aslında Hristiyan teolojisi açısından eskiyen, tırnak içerisinde eski olan, hükmü ortadan kalkan, yürürlükten kalkan ahdin özellikle Musa ile yapılan ahit olduğunu anlıyoruz. İbrahim'le yapılan ahit aslında hükmü kaldırılan bir ahit olmayıp İsa'nın gelişiyle ve İsa aracılığıyla bütün insanlarla gerçekleştirilen ahitle birlikte tamamlanan bir ahit olduğunu anlıyoruz. Ancak Hristiyanlıkta nihai noktada İbrahim'in ahdine böyle bir anlam yüklense de tek geçerli ahitin artık İsa Mesih aracılığıyla bütün insanlarla gerçekleştirilen ahit olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Dolayısıyla İbrahim'i dinin ölçüsü olabilecek ahdin İbrahim'le yapılan ahit olmayıp bu ahdi tamamlayan İsa Mesih aracılığıyla gerçekleştirilen ahit olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple değerli katılımcılar, şimdi Yahudi teolojisinden Hristiyanlığın İbrahim'i din niteliğine sahip olması ahit olgusu çerçevesinden düşünüldüğünde de bu nedenle problemli görünmektedir. Yine Yahudilikte bir dini İbrahim'i yapan hususlardan biri olarak ileri sürdüğümüz son ölçü İbrahim'in soyundan gelme koşuludur. Bu konuda Yahudiliğin
Hristiyanlıktan ziyade İslam'la farklılaştığını görüyoruz. Zira Yahudilik İbrahim'le olan bağını bildiğiniz gibi İbrahim, İshak ve Yakup soy çizgisi üzerinde bir anlamda kurgularken Hristiyanlık da yine İbrahim oğlu, Davut oğlu, İsa Mesih diyerek yine biyolojik soy çizgisi üzerinde kurgularken İslam ise sözü edilen bu bağı yani İbrahim'le olan bağı soy çizgisi üzerinde değil bakınız inanç üzerinde kurgulamış ve böylelikle Yahudilik ve Hristiyanlıkla ayrışmıştır. Buna da kafalarda şöyle bir soru ortaya çıkabilir. Hocam Hazreti Muhammed de Hazreti İbrahim'in soyundan gelmiyor mu? Elbette ki geliyor. Yani İsmaili bir soydan geldiği için elbette ki İsmail Hazreti İbrahim'in evladı. O nedenle elbette ki soyu Hazreti İbrahim'e dayanıyor. Ama ne Kur'an'da ne de hadislerde Hazreti Peygamber'in kendisi hiçbir şekilde bu soy vurgusunu öne çıkarmamıştır. Yani İbrahim'le Hazreti İbrahim'le olan bağını bir soy silsilesi üzerinden değil, inanç ilkeleri üzerinden kurgulamıştır. Bu son derece önemlidir. O yüzden farklılaşır diyorum. Yani Yahudilik ve Hristiyanlıkta belirgin bir soy vurgusu varken İslam'da İbrahim'le olan bağ ifade edilirken soy değil, tamamen inanç üzerinde temellenen bir aslında bağlantı orada tesis ediliyor. Bu ayrışma, tabii bu dinler arasındaki bu ayrışma Yahudilik açısından İslam'ın İbrahimi din kategorisine dahil edilmesini güçleştireceği aşikardır değerli katılımcılar. Dolayısıyla özetlersem yani tek tanrı inancı kriteri gibi Ahit ve İbrahim'in soyundan gelme kriterleri de aslında Yahudi teolojisinden meseleye baktığımızda Yahudilik dışındaki diğer iki dini dışarıda bırakmaktadır. Buna göre tek İbrahimi din vardır, o da Yahudiliktir. O nedenle İbrahimi dinler adlandırmasının Yahudi teolojisi bağlamında kabul edilemez ve temelsiz bir ifade olduğu sonucuna ulaşmak kanaatimizce mümkündür. Ayrıca tabii bu konuyu Yahudi perspektifinden değerlendirdiğimizde bu İbrahimi dinler kavramsallaştırmasının kullanıldığı anlam çerçevelerinden hareket etmek suretiyle de değerlendirebiliriz. Nitekim bu kavramsallaştırma özellikle neredeyse son 60 yıldır dinler arası diyalog faaliyetlerinde bu faaliyetlere teolojik bir temel ve meşruiyet kazandırma gayesiyle de kullanılmaktadır. Bu bağlamda acaba İbrahimi dinler tabirinin Yahudi teolojisinde uygun bir kullanım olup olmadığını biz Yahudiliğin dinler arası diyalog olgusuna bakışını değerlendirerek de acaba ortaya koyabilir miyiz diye bir soru sorduğumda evet böyle bir bakış açısıyla hareket ettiğimizde de bir sonuca ulaşabiliyoruz. Zira İbrahim Yahudilikte dinler arası diyalog bağlamında karşılığı olan bir figür değildir değerli arkadaşlar. Yahudi görüşüne göre İbrahim lafzı ve İbrahimi dinler tanımlaması evet dinler arası araştırma bağlamında kullanılabilir. Ancak Yahudi teologlara ve din bilimcilere göre İbrahimi dinler tanımlamasının kökenleri gerçek anlamda aslında tarihsel olarak değerlendirdiğimizde ilk olarak Hristiyan çevrelerde ortaya çıkmış. Daha sonra da Müslüman kullanımda temellenmiştir. Yani Yahudi teologların ve din bilimcilerin bakışı bu yöndedir. Benim okuduğum, ulaştığım kaynaklarda bu vurgu son derece öne çıkıyor. Öte yandan tabii Yahudilikte diğer dünya dinlerini doğrulamanın bir aracı olarak İbrahim'i inançlar arası bağlamda kullanma konusunda şöyle bir zorlukla da karşılaşıyoruz. Nedir o zorluk? Mesela aynı kişi yani İbrahim hem Yahudiliğe girişi sağlıyor. Eğer biz İbrahim'i dinler kavramsallaştırmasını bir an için Yahudilik açısından kabul ettiğimizi düşünelim. Hem Yahudiliğe girişi sağlayan bir kişilik oluyor hem de Yahudilik dışındaki diğer dinleri doğrulayan bir kişilik oluyor. Elbette ki bu Yahudi teolojisi açısından düşündüğümüzde çelişkili bir durumdur. Ve Yahudiler tarafından da pek tabii ki kabul edilemez bir durum olmaktadır. Yine ayrıca Yahudiliğin dini metinlerine baktığımızda da dinler arası yakınlaşmanın bir sembolü olarak İbrahim imajını geliştirme konusunda bize herhangi bir malzeme sunmuyor bu kaynaklar, bu kitaplar. Çünkü Tanah'ta geçen İbrahim'e baktığımızda İbrahim belirli ve özel bir topluluğun teşkil edildiği bir antlaşmanın kaynağıdır. Böyle bir İbrahim dinler arası
amaçlar için elbette ki uygun bir seçenek değildir. Sonuç olarak yani dinler arası diyalog mefhumundan hareket ettiğimizde de İbrahimi dinlerin Yahudi teolojisine uygunluk şartına yerine getirmediği, uygunluk şartını yerine getirmediği söylenebilir. Hristiyan teolojisine uygunluğu meselesine geçiş yapıyorum izninizle. Şimdi İbrahimi dinler kavramsallaştırması, seminerin başında da söylediğim gibi şimdi tarihsel gelişim sürecini biz göz önüne aldığımızda genelde Hristiyan, özelde ise Vatikan menşeli bir kullanımdır. Yani Katolik Hristiyanlık mührü taşımaktadır. Dolayısıyla Hristiyanlar tarafından üretilen, ardından da hem Yahudi hem de Müslüman dünyaya aktarılan ve entegre edilmeye çalışılan bu kavramsallaştırmanın Hristiyan teolojisinden görünümü de önemli hale gelmektedir. Şimdi Hristiyan teolojisinden İbrahimi dinler kavramsallaştırmasını bir önceki başlıkta izlediğimiz metoda benzer şekilde Hristiyanlığa göre İbrahimi dinin ölçüsü olarak belirlemeye çalıştığımız hususlardan hareket ederek izah edeceğiz. Ben araştırmam neticesinde Hristiyanlığa göre İbrahimi dinin ölçüsü neler olabilir diye sorduğumda yine üç temel hususla karşılaşıyorum. Bunlar tek Tanrı'ya iman, Tanrı'yla gerçekleştirilen yeni ahit ve evrensellik koşulları ya da ölçütleri. Öncelikle ben tek Tanrı'ya imandan başlamak istiyorum. Değerli hocaların, değerli katılımcılar, tabii Hristiyan kutsal kitabının ikinci kısmı olan Yeni Ahit'te kavram veya anlam olarak İbrahimi dinler yahut buna karşılık gelecek hiçbir terim mevcut değildir. Tıpkı Tanah'ta olduğu gibi Yeni Ahit'te de İbrahimi dinler şeklinde bir kullanım yok. Ancak İbrahim'in çocukları ve bununla ilişkili olarak Tanrı'nın çocukları ifadelerine rastlanıyor. Yani İbrahim'in çocukları diye bir ifade var, Tanrı'nın çocukları var. Ancak bu ifadelerin geçtiği cümlelerde ki İsa ve Pavlus'a atfedilen ifadelerdir bunlar. İsa ve Pavlus'un ağzından İbrahim'in çocukları olmak için gerekli ölçütler sıralanıyor. Ve bu ölçütlere göre çok enteresandır bakınız. Yahudilerin İbrahim'in çocuğu olmadığı anlatılmaya çalışılıyor. Yani İbrahim'i dinler şeklinde bir kullanım yok. Aksine yani bu kavramı zaten baştan reddeden ve Yahudiliği İbrahim'in çocuğu olma vasfından tamamen uzaklaştıran İsa ve Pavlus'a atfedilen ifadeler var. Söz konusu ölçütler nelerdir? Yani İbrahim'in çocuğu olmak için gerekli olan koşullar nelerdir? Bir, İbrahim'in yaptıklarını yapmak ve İbrahim'in soyundan doğan bir çocuk olmaktan ziyade Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan bir çocuk olmak. Yani Pavlus bunu çokça kullanır malumunuz. Yani hakiki anlamda İbrahim'in mirasını sahiplenmiş kişi ya da İbrahim'in çocuğu olma vasfına sahip kişi bu özelliklere sahiptir diyor Pavlus. Böylece aslında gerek İsa gerekse Pavlus Yahudilerin İbrahim'in çocuğu olmadığını ima ediyorlar ve sadece lafız olarak değil bir anlam yahut olgu olarak da İbrahim'i dinler düşüncesinin aslında varlığı bu ifadelerden dolayı Yeni Ahit'te reddedilmiş oluyor. Bunun yanında tabi Hristiyanlıkta İbrahim'i dinin ölçülerinden olarak tespit ettiğimiz tek Tanrı'ya iman şartı çerçevesinde konuya yaklaştığımızda da şu değerlendirmeleri yapabiliriz. Elbette Hristiyanlık kendisini monoteist bir din olarak tanımlıyor ve kendi teolojisinde mevcut olan teslis inancını monoteist olarak tanımlanmasını engel görmüyor. Kendisini monoteist din olarak görüyor. Aynı şekilde Hristiyanlık kendisiyle aynı minvalde İbrahim'i de yine tek Tanrı inancına sahip biri olarak tanıtıyor Yeni Ahit'te okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla. Fakat Hristiyanlığın hem kendisi hem de İbrahim için anladığı ve yorumladığı tek Tanrı'nın Yahudilik ve İslam'ın anladığı tek Tanrı ile aynı Tanrı olduğu meselesi Hristiyan teolojisi açısından tartışmalıdır. Sorunlu bir konudur. Zira Hristiyanlık tek Tanrı inancını teslis kavramıyla izah ederken İslam tevhid kavramıyla anlıyor ve yorumluyor. Yine Yahudilik de tıpkı İslam gibi içerisinde teslisin olmadığı bir monoteist anlayışa sahip olduğunu söylüyor.
Dolayısıyla bu durum Hristiyanlığın diğer dinleri kendisiyle farklı konumda değerlendirdiğine dair bizi bir sonuca ulaştırıyor. Nitekim Roma Katolik Kilisesi'nin önemli kardinallerinden, meşhur kardinallerinden Paul Popart Müslümanları uzlaşmaz tek tanrıcılar olarak tanımlamıştır bakınız. Paul Popart Müslümanları uzlaşmaz tek tanrıcılar olarak tanımlıyor. Bu uzlaşmaz nitelemesinden murad edilen mana nedir? Yani bu mananın İsa'nın tanrılığını kabul noktasında uzlaşmaz şeklinde anlaşılmasının doğru olacağı kanaatindeyiz. Nitekim bu iddiamızı güçlendiren görüşlerden biri önemli meşhur Hristiyan polemikçilerden Bizanslı Niceta sahiptir. Niceta İbrahim'in tanrısına ibadet ettiklerini iddia etmelerine karşın Müslümanların oğlu yani İsa'yı reddettikleri için baba olan tanrıyı asla gerçek bir biçimde anlayamayacaklarını söylüyor. Kısacası dinler arası diyaloğu savunanlar ayrı tutulursa Hristiyanların önemli bir kısmının Yahudiliği ve İslam'ı kendi anladıkları ve yorumladıkları anlamda tek tanrı inancını dolayısıyla İbrahim'in tek tanrı inancını temsil eden dinler olarak görmediğini burada söyleyebiliriz. Dolayısıyla tek tanrıya iman ölçütünü temel aldığımızda Hristiyan teolojisine uygun bir düşen kullanım olmadığı anlaşılıyor İbrahim'i dinler kategorisinin. Öte yandan tabii Yahudiliğin ve Hristiyanlığın birbirinden tamamen ayrı dinler olarak konumlanması sonucunu ortaya çıkaran anenseler hepinizin de bildiği gibi ahit olgusuna yaklaşımlarıdır bu dinlerin. İki dinin ahitten anladıkları şey birbirinden çok farklı. Az önce de söylediğim gibi Hristiyan teolojisine göre İbrahim'le yapılan ahit, İsa'yla hükmü kaldırılan bir ahit olmayıp İsa'yla tamamlanan bir ahittir. Yahudilikte ise görsel işareti sünnet olan bu ahit, seçilmişlik inancının Tanah'taki delilidir ve İsrailoğullarının tarihe sokulmasını ve İbranilikten İsrailliğe geçişlerini temsil etmektedir. Ahit konusundaki bu zikrettiğimiz farklılığın elbette ki Hristiyanlığın Yahudiliğe karşı onun İbrahimi din olma konusundaki iddiasını reddeden bir niteliğe sahip olma sonucunu doğurduğunu söyleyebiliriz. Zira Hristiyanlık İbrahimi mirasın ve onunla yapılan ahdin hakiki anlamda yerine getiricisi ve tamamlayıcısı din olarak yalnızca kendini görmektedir. Ahitle ilişkilendirebileceğimiz bir diğer mevzu da şudur değerli katılımcılar. İbrahim'in soyunun hangi oğul tarafından devam ettirildiği ve bu bağlamda mirasa kimin hak sahibi kılındığı tartışmasıdır. Bu konuda Yahudilik ve Hristiyanlık aynı noktada birleşir. Çünkü bu İbrahim'in soyunun Hazreti İshak'la devam ettiğini kabul ederler ve İslam'la ilişkilendirdikleri diğer oğul olan Hazreti İsmail'i dışlar ve yok sayarlar. Bahsi geçen bu dışlama durumunun İslam'ın Hazreti İbrahim'le kurmuş olduğu bağı ve onun aslında İbrahim kökenini yok sayma veya ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim az önce de kendisine atıfla söylediğim gibi Hristiyan ortaçağ polemikçilerden Niceta's da İslam'ı ahitle ilişkilendirdiği ifadelerinde şöyle bir eleştiri getiriyor Müslümanlara. Diyor ki Yahudiler gibi Müslümanlar da İbrahim'le yapılan antlaşmanın inanç temelli yönünü görmezden gelmektedirler. Bunun yerine bedensel bir eylem olan sünnetle meşgul olmaktadırlar. O nedenle Yahudilere ilaveten Müslümanlar da aslında bir nevi Hazreti İbrahim'den uzaktırlar. Tabii Niceta'nın bu düşüncelerinden Yahudiliğin ve İslam'ın ahit dışında tutulduğunu ve İbrahim'den uzaklaştırıldığını görüyoruz. O nedenle Yahudilik ve İslam bu pencereden bakıldığında Hristiyan teolojisine göre İbrahimi bir din sayılamayacağı için İbrahimi dinler mefhumunun bu teolojide kabul gören bir kullanım olamayacağını da söyleyebiliriz. İbrahimi dinler kavramsallaştırmasının Hristiyan teolojisine uygunluğunu test edebileceğimiz başka bir alan da Hristiyanlıkta İbrahim'in dininin ölçülerinden olarak tespit ettiğimiz evrensellik vasfıdır.
Enteresandır, Hristiyanlık bu konuda bakınız İslam'la uyuşur ama bu sefer Yahudilikten ayrışır. Çünkü evrensel olma vasfını taşıyan bu üç din arasında iki din vardır. Hristiyanlık ve İslam. Yahudilik ise bu minvalde bir din değildir şu anki mevcut haliyle. Elbette ki bu farklılığı ortaya çıkaran temel sebep, özellikle Hristiyanlık ve Yahudilik arasındaki bu farklılığın temel sebebi ahit olgusuna getirilen yorumlardır, farklı bakış açılarıdır. Nitekim bu ahit olgusuna getirdiği farklı yorumun sonucu olarak Hristiyanlık, elbette ki biraz da Pavlos'un etkisiyle kendisini evrensel hale getirebilmişken, Yahudilik ise İbrahim'e yapılan vaatleri belli bir soy, yani İsrailoğulları ve belli bir toprak, yani arz-ı mev'ud ile ilişkilendirdiği ve Tanrı Yahve'yi de milli bir Tanrı olarak telakki ettiği için bu vasıftan kendisini uzaklaştırmış görünüyor. Nitekim biz iki dinin müntesip sayısını karşılaştırdığımızda bu durumu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla Hristiyanlıkta bir dini İbrahim'i yaptığına inandığımız evrensellik vasfından hareket ettiğimizde de İslam'ın değilse de bu sefer Yahudiliğin dışarıda kaldığını, dolayısıyla İbrahim'i olamadığını görüyoruz. Öte yandan Hristiyanlıkta İbrahim'e ve onun inancına yapılan atıflarda İbrahim'in mensubu olduğu dini açık ve anlaşılır kılma çabasından çok Hristiyanlığı, dolayısıyla İsa Mesih'i bir meşrulaştırma gayesinin ya da gayretinin olduğunu görüyoruz. Nitekim değerli katılımcılar, Hristiyan inancına göre İbrahim dört gözle Mesih'in gelişini beklemiştir. Ve imanıyla da İncil'in mesajını kucaklamıştır. İbranilere mektubun yazarına göre İbrahim ve onun imanı İsa'nın gelişinin habercisidir. Hatta İbrahim aynı zamanda eski ahitin yeni ahit içerisinde yerine getirilmesinin yolunu açan bir şahıstır. Bu teolojide özetle ifade edersen İbrahim'e biçilen rol İsa Mesih'in meşruiyetine katkı sağlamaktır. O nedenle tüm bu gerekçelerden ve nereye sürmeye çalıştığımız tüm bu düşüncelerden hareket ettiğimizde Hristiyan teolojisinde yegane İbrahim'i din Hristiyanlığın bizzat kendisidir. Yahudilik ve İslam Hristiyan teolojik ölçütlerine göre bu çerçevenin dışında kalmaktadır. Buradan hareketle İbrahimi dinler biçimindeki çoğul bir kullanımın ya da mefhumun Hristiyan teolojisine uygun olmadığı sonucuna ulaşabiliriz. Son olarak İslam teolojisine uygunluk meselesine geliyorum. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, şimdi Hazreti İbrahim'in dinini İslam, kendisinde bir İslam peygamberi olarak tanıtır İslam dini. Kur'an'da buna işaret eden pek çok ayet vardır değil mi? Yani hepimiz bildiğimiz ayetler bunlar. Hazreti İbrahim'i bir Müslüman, mensubu olduğu dini de İslam olarak takdim eder Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla İslam dininin bu şekilde anladığı İbrahim üzerinden acaba İbrahimi dinler kavramsallaştırmasına nasıl baktığı çok daha elbette ki ilgi çekici, merak uyandırıcı bir hal alıyor. Bu önemi ortaya çıkaran ana sebep aslında İslam'ın Hazreti İbrahim'le olan bağını diğer iki dine kıyasla yalnızca inanç olgusuyla kurmuş olmasıdır. Zira Yahudilikte sözü edilen bu bağ yalnızca soy ile, Hristiyanlıkta ise hem soy hem de inanç ile tesis edilmiştir. Oysa dediğim gibi İslam'da burada soy artık ön planda değildir. Hatta dikkate dahi alınmaz. Tamamen vurgulanan şey İbrahim'le bağ kurgulanırken vurgulanan şey yalnızca ve yalnızca inanç olmuştur. Tespitlerimize göre İslam'ın İbrahimi din ölçüsü yalnızca tevhiddir değerli katılımcılar. İslam'ın Hazreti İbrahim'le olan bağlantısını inanç unsurunu kullanarak kurmuş olması pek tabidir ki İslam'ın bu İbrahimi din ölçüsü olarak kabul ettiği tevhid olgusu üzerinden konuya yaklaşılmasını ve İbrahimi dinler tabirinin İslam teorisine göre uygunluğunu test ederken tevhid olgusunu ölçüt almamızı zorunlu kılmaktadır. Kur'an'a ve hadislere baktığımızda değerli hocalarım, değerli katılımcılar,
İbrahimi dinler düşüncesinin varlığına teolojik bir zemin oluşturacak herhangi bir terim ya da kullanım mevcut değildir. Ne Kur'an'da ne de hadislerde ne İbrahimi dinler diye bir ifade var ne de buna benzer bir ifade var. Fakat tabii teolojik metinlerde söz konusu kullanımın bulunmayışı onun İslam teolojisine uygun bir kullanım olup olmadığı sonucuna bizi götürmede tek başına yeterli olmayabilir. Bunun için özellikle Kur'an ayetlerini daha derinlemesine analiz etmek de gerekebilir. İşte bu noktada bu analizler yapılırken bir dini İbrahim'i yapan tek özellik olarak düşündüğümüz tevhid olgusundan yaklaşmamız gerekecektir. Kur'an'da Hazreti İbrahim'le ilgili onu metheden, onun inancına vurgu yapan, inancının niteliğine ve son derece kuşatıcı bir inanç olduğuna vurgu yapan çokça ayet var hepinizin bildiği gibi. Kur'an-ı Kerim'de örnek şahsiyet ve tek başına bir ümmet olarak takdim ve tavsif edilen, aynı zamanda Hazreti Muhammed'in de uyuması istenen Hazreti İbrahim'in temsil ettiği bu gelenek, tek Tanrı inancında ifadesini bulan tevhid akidesidir. İslam teolojisine göre bu gelenek ne Yahudilerin, ne Hristiyanların, ne de Mekkeli putperestlerin inançlarında yansımasını bulan bir gelenektir. Sadece ve sadece İslam diniyle temsil edilen ve devam ettirilen bir gelenektir. Çünkü Kur'an'ın bildirdiğine göre Ali İmran suresinde 67. ayette bildirildiğine göre İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp oyun eğmiş birisiydi ve müşriklerden de değildi. Bu konudaki tabii bu belirttiğimiz bu ayet dışında aslında Kur'an'da Hazreti İbrahim'in dininin tevhid esasına dayanan bir din olduğunu vurgulayan ve elbette Yahudilik ve Hristiyanlıktan çok farklı bir yerde durduğunu bir anlamda teyit eden, gözler önüne seren pek çok ayet bulunmaktadır. Onlardan birkaçını ben burada aktarmak istiyorum. Mesela Bakara suresi 135. ayette şöyle buyuruluyor. Onlar yani Yahudi ve Hristiyanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de, hayır biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız, o müşriklerden değildi. Yine Ali İmran suresi 68. ayet şöyle. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı ona tabi olanlar, şu peygamber ve ona iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kur'an Yahudilerin ve Hristiyanların Hazreti İbrahim hakkında anakronizme yani tarih hatasına düştüklerini vurgular. Bu çok önemlidir. Nitekim bu anakronizmi vurgulayan en hepimizin bildiği dikkat çekici ayet şudur. Ali İmran 65. ayet. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat'ta, İncil'de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? Denilir. Böylece onun inanç bakımından aslında Yahudilik ve Hristiyanlıkla herhangi bir ilgisi veya ilişkisinin bulunmadığı kesin bir biçimde ifade edilir. Kanaatimizce değerli katılımcılar, bu ayet aynı zamanda ehli kitabın İbrahim figürünü aslında Hazreti Muhammed zamanında da bir meşruiyet aracı olarak kullandığını bize kanıtlıyor. Bu çok önemlidir. Yani sadece günümüzde görebildiğimiz bir şey olmadığını gözler önüne seriyor. Demek ki İbrahim, Hazreti İbrahim, Hazreti Muhammed zamanında da gerek Yahudiler gerekse Hristiyanlar arasında bir meşrulaştırma aracı ya da bir köken figürü olarak bir işlev görmüştür. İbrahim'i dinler kavramsallaştırmasına İslam'da teolojik bir temel bulma çabası içerisinde olanların sıklıkla kullandıkları bir söylem var. Kur'an'da geçer. Müşterek söz ifadesi arkadaşlar. Ortak söz, müşterek kelime ifadesi. Bu ifadenin geçtiği ayette şöyle denilir. Ali İmran 64. ayet. Dikkatlerinizi çekiyorum. De ki ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse şahit olun ki biz Müslümanlarız diye. Şimdi İbrahim'i dinlerin İslam'da teolojik bir temelinin bulunduğunu iddia edenler bu ayete dayanır. Ve bu ayete dayanarak da üç din arasında bazı ortak özelliklerin bulunduğunu,
ve bu özelliklerin başında da üç dinin mensuplarının aynı Tanrı'ya iman ettiği ve ortak hataya sahip olduğu savını ileri sürerler. Oysa aslında burada müşterek söz ya da müşterek kelimenin neye karşılık geldiğini aynı ayette Allah açık bir şekilde dile getiriyor. Buna göre müşterek söz yalnız Allah'a tapınmayı, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı ve Allah dışında başka varlıkların ilah edinilmemesini aslında içine alıyor. O halde İslam bakış açısına göre Müslümanlarla birlikte Yahudiler ve Hristiyanlar da bu zikrettiğimiz şartlara uydukları müddetçe müşterek kelimeden söz edilebilir. Ancak Kur'an'a göre Yahudiler ve Hristiyanlar aslında bu şartları asla yerine getirememişlerdir. Dolayısıyla yukarıdaki bu ayetin İslam'da İbrahimi dinler kavramsallaştırmasının teolojik temelinin bir anlamda mevcudiyetini gösteren bir delil olarak ileri sürülmesi İslam noktayı nazarından imkansız görünmektedir. Sonuç olarak gerek Kur'an-ı Kerim'de İbrahimi dinler tabirinin hem lafız hem de mana olarak bulunmayışında, gerekse İbrahimi dinler denilerek bu kategori içerisinde yerleştirilmeye çalışılan Yahudilik ve Hristiyanlığı, Hazreti İbrahim'in dininin en önemli ilkesi olan tevhid ilkesi doğrultusunda eleştiren, hatta bu dinlerin şirke düştüklerini söyleyen Kur'an ayetlerinden yola çıkarak İbrahimi dinler kavramsallaştırmasının İslam teolojisine uygunluğunun son derece problemli olduğu, hatta mümkün olmadığı söylenebilir. Çünkü bir defa Kur'an'da edyan denilerek, yani dinler denilerek çoğul bir kullanım asla geçmez. Yani edyan kelimesi Kur'an'da yoktur. Eminim birçoğunuzun dikkatini çekmiştir. Hiçbir şekilde çoğul bir anlama sahip olan edyan lafzını, dinler lafzını kullanmayan Kur'an'ın din olgusunu yalnızca ve yalnızca İslam'la sınırlandırdığı anlaşılıyor. Hatta Allah katında din İslam'dır der İslam, değil mi Kur'an-ı Kerim? Dolayısıyla Kur'an'da, İslam'da ileri sürülen sebeplerden ötürü tek bir İbrahimi dinden söz edilebilir. O din de İslam'dır. Diğer taraftan değerli katılımcılar, üç dinin teolojisi bağlamında genel olarak değerlendirdiğimizde de İbrahimi dinler kavramsallaştırmasının aslında sorunlu bir kullanım olduğu ortaya çıkıyor. Zira muhtevası itibariyle zaten teolojik karakterde olduğu anlaşılan bu tabirin üç dinin teolojisiyle uygunluk arz etmeyen, hatta bu dinlerin en temel değişmez ilke ve inançlarını da tehlikeye sokacak problemleri içerisinde barındırdığı anlaşılmaktadır. O nedenle teolojileri birbirinden çok farklı olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerini İbrahim şemsiyesi altında topladığımızda aslında onları birbirinden farklı ve özgün kılan nitelikleri, yani teolojilerini ortadan kaldırabiliyoruz. Dolayısıyla bu durumda da ne müstakil bir din olarak Yahudilikten, ne de Hristiyanlıktan ve de yine müstakil bir din olarak İslam'dan söz edebiliyoruz. Dolayısıyla genel çerçevede dinlerin teolojilerine uygunluğu bağlamında meseleye yaklaştığımızda İbrahimi dinler kavramsallaştırmasını kullanmanın mahsurlu olacağı kanaatindeyiz. Sonuç olarak şunları ifade edebilirim. Şimdi benim bu kavramsallaştırmayla ilgili yaptığım araştırmalarda ben Hazreti İbrahim'e acaba tarihsel süreçte bakış bu üç din özelinde nasıl olmuştur? Bunu da irdelemiştim değerli arkadaşlar, katılımcılar. Ve şunu görmüştüm. 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar özellikle Hazreti İbrahim'le ilgili atıflar, Hazreti İbrahim üzerinden her dini kendini izah etme durumuna baktığında genellikle İbrahim'i sahiplenip bu diğer iki din, yani İbrahim'i de sahiplenen diğer iki dini dışlayan bir tavrın olduğunu ben gördüm, tespit ettim. Yani burada İbrahim birleştirici bir unsur değil aslında 20. yüzyıla kadar. Aksine dışlayıcı ve ayrıştırıcı bir unsur, bir figür. Dolayısıyla erken dönemlerden itibaren Hazreti İbrahim'e üç ilahi ya da Semitik dinin taraftarlarınca yapılan bu atıfların son derece dışlayıcı bir karakter taşıdığını söyleyebiliriz. 20. yüzyıla özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde ise birdenbire aynı İbrahim
bu ayrıştıran ve dışlayıcı rolünü oynayan İbrahim, birdenbire üç dini birleştiren bir şahıs haline gelmiştir. Bu ana gelinceye dek dışlayıcı ve ayrıştıran İbrahim'le ilgili teolojik düşüncelerin, yorumların bu dinlerin kutsal metinleri temel alınmak suretiyle ortaya konulmuş düşünce ve yorumlar olduğunu biliyoruz. Ve bu durumda da ister istemez insanın aklına şu geliyor. Acaba 20. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde ayrıştıran İbrahim'den birleştiren İbrahim'e doğru evrilen bu değişimi ortaya çıkaran yeni bir takım teolojik metinler mi zuhur etti de bu düşünce, algı ve yorumlar değişti sorusu geliyor. Oysa Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların esas aldığı teolojik metinler elbette ki 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra da ne değişmiş ne de söz edilen metinlere ilaveler olmuştur. Dolayısıyla İkinci Vatikan Konsili'ne kadar dinlerin İbrahim algısında var olan dışlayıcılık ne kadar sahici ve teolojik bir aslında temele sahipse, İkinci Vatikan Konsili'nden sonraki kucaklayıcı ve birleştirici İbrahim algısı da aslında o oranda sahicilikten ve teolojik bir temelden yoksundur. Zira değerli arkadaşlar, bugün birleştirici olduğu öne sürülen İbrahim'in yarın, yani 20. yüzyılın ikinci yarısından önceki dönemlerde olduğu gibi tekrar dışlayıcı ve ayrıştırıcı İbrahim'e dönüşmeyeceğinin garantisini kim verebilir? O nedenle dinleri böyle bu şekilde değiştirilmeye müsait kişi algısı ya da algıları üzerinden kurgulamak ve tasnif etmek, bahse konu kişi isterse İbrahim olsun isterse başka bir şahıs olsun, o nedenle kanaatimizce son derece hatalıdır ve bu konuda dikkatli olmak gerekmektedir. Beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için ben hepinize teşekkür ediyorum değerli katılımcılar. Benim konuyu izah babında söyleyeceğim şeyler bu kadar. Elif Hanım, sorusu olan ya da katkısı olan arkadaşlarımız var ise alabiliriz. Buyurunuz Elif Hanım. Kıymetli hocam, biz çok teşekkür ederiz. Çok öğretici bir sunum oldu ve çok önemli bir konu aslında. Hepimizin dikkatini de çok çektiğini düşünüyorum. Ben kendi adıma ilgiyle dinledim. Katılımcılarımızdan hocamıza soru sormak isteyen varsa yardımcı olabilirim. Halil İbrahim Bayburt hocam, size söz veriyorum. Buyurun. Hocam, öncelikle bize aktardığınız kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Halil İbrahim Bey. Hocam, benim sorum hani daha çok sorudan ziyade bu Hacerizm diye ortaya atılan bir görüş var. Evet. Bu görüşün bu ayrıştırma ve birleştirme noktasındaki hangi konuma yerleştiği hakkında hani bir şeyler söylerseniz bizdeki hani bendeki ve en azından soru işaretleri giderilmiş olabilir. Tabii bu Hacerizm kavramsallaştırması da özellikle 20. yüzyıla gelmeden pek çok Hristiyan teoloğun eserlerinde vurguladığı bir şeydir. Halil İbrahim Bey buna işaret etti, sağ olsun. Hacerizm, yani Hazreti Hacer üzerinden aslında ortaya çıkartılan bir kavramsallaştırma. Hacer, bildiğiniz gibi Yahudilik ve Hristiyan teolojisinde dışlanan bir figürdür. Dışlanan bir figürdür. Burada Hacer'in bir cariye, bir köle oluşu, buna mukabil Sare'nin aristokrat bir aileden gelişi, soylu bir aileden gelişi ve bu iki kadın figürün evlatları üzerinden özellikle İsrailoğulları ve İsmailoğulları diyerek iki ulusun, İbranilerin ve Arapların birbirine karşıt hale getirilmesi dinler arası barış bağlamında sorun oluşturmuştur. Ve Hacerizm dediğimiz şeyde biraz da burada Hazreti Hacer'i ön plana çıkaran Müslümanların da aslında teşvik ve tazyikiyle belki öne çıkartılan bir vurgu olmuştur o dönemlerde. Fakat buna karşılık veren ya da böyle bir söylemi destekleyen herhangi bir belki katkı Hristiyan ve Yahudi cenahtan çok da fazla yapılmamıştır o dönemlerde benim ulaştığım kaynaklarda. Dolayısıyla her üç dini Hacer ve Sare figürleri üzerinden birleştirme çabalarının
aslında 18-19. Yüzyıllarda başlayan bir şey olduğunu ben müşahede etmiştim araştırmalarım neticesinde. Bu başarıya ulaşmamıştır. Ta ki 1. Dünya Savaşı'nın akabinde ve 2. Dünya Savaşı'nın aslında sonrasında aslında Louis Massignon'un ki o dönem 2. Vatikan Konsili'nde başkanlık eden Papa'nın da yakın arkadaşıdır, dostudur. Bu Katolik oryantalistin Hazreti İbrahim üzerine yaptığı bolca atıflar aslında Hazreti İbrahim'in üç din arasında birliğin, barışın tesisi adına önemli bir rol oynayabileceği konusunda bir kanaati ortaya çıkarmıştır. Tabii Massignon'un gerçekten bu düşüncesinde ne kadar samimi olduğunu ben bilemem. Ben niyet okuyucu değilim. Biz dinler tarihçiler olarak niyet okuyamayız elbette. Fakat kendi niyetinin bu olduğunu aslında çalışmalarında, konferanslarında kendisi söylemiştir. Hatta şunu söyleyebilirim. İbrahimi dinler ve dinler arası diyalog fikrinin 2. Vatikan Konsili'nde öne çıkan bir olgu olarak öne çıkan iki önemli husus olmasında Louis Massignon'un son derece önemli bir etkisi olmuştur diyebilirim. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Halil Rani. Katılımcılarımız arasından başka hocamıza soru sormak isteyen biri varsa eğer yardımcı olabilirim. Hocam galiba soru yok, söz alan yok şu anda. Bence her şey yeterince açık ve anlaşılır oldu hocam. Takdir etmek bana düşmez ama çok güzeldi yani. Anlaşılmazsa Elif Hanım şunu vurgulamak isterim. Yani ben İbrahim dinler kavramsallaştırmasına, ideolojik bir şekilde yaklaşılmasına da karşıyım. Bu tür kavramsallaştırmalara bilimsel temelden yaklaşılması gerekir. Zira bizim ürettiğimiz, bize ait olan, bize derken kastettiğim yani Hristiyan Batı kültürünün ürettiği kavramlardır bunlar. Müslüman dünyanın ürettiği kavramlar değildir. Bize ait olmayan ifadeleri, kavramları bünyemize dahil ederken, alırken ciddi bir elekten geçirmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Bu yaklaşık 19. yüzyıldan bu tarafa düştüğümüz bir hatadır. Biz Batı'ya ait her ne var ise herhangi bir elekten, süzgeçten geçirmeden direkt bünyemize aldık. Almaya da devam ediyoruz. Oysa bu yanlış bir aslında durum olmuştur. Bizi hem zihin dünyamızın şekillenmesinde hem de davranışsal olarak değiştirip dönüştürmemize katkı sağlayan unsurlar haline gelmiştir. Bu konuda dikkatli olmak gereklidir diye düşünüyorum. Hangi kavram, olgu olursa olsun eğer Batı'dan geliyorsa yani bu kültürün Müslüman kültürün ya da Türk kültürün ürettiği bir şey değilse son derece sorgulayıcı ve bilimsel bir yaklaşımla bu kavramları analiz etmek gerektiğini ben burada tekrar vurgulamış olayım. Hocam çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdığınız için ve değerli sunumunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Katkılarınız için, davetiniz için hepinize teşekkür ediyorum. DTA Akademi'ye yayın hayatında, akademik çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah önemli, güzel bir boşluğu dolduracaksınız. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum herkese o zaman. İyi akşamlar hocam. Allah'a emanet olun. Herkese. Evet.